Sanayi Maliye sınıflarından Kemal Çelik. Yani yaklaşık 17 yıldır ticaretle uğraşıyorum bu alanda. İşleriniz nasıl? Şu an için piyasa bayağı durgun. Yani malum olaylardan dolayı bir de bu yabancıların sorunlarından dolayı bayağı bir sıkıntımız var yani esnaf olarak. Yabancıların sorunu Suriyeli vatandaşlarımızdan mı kastediyorsunuz? Suriyeli, evet doğrudur. Çünkü ilimize bayağı Suriyeli vatandaş geldi. Evet. Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Yani genel olarak mesela bu hani etrafımız doldu. Aileler hani diyalog kuramıyoruz, alışveriş yapamıyoruz. Yani bunların mesela işgal etmiş olduğu daireleri kendi vatandaşlarımız kullanabilirdi. Ondan dolayı bir durgunluk var piyasada. Eskiden veresiye çok yazılırdı sizlere. Şimdi kredi kartına döndü vatandaşlarımız, esnaflarımız. Bu ne kadar sizi etkiledi? Yani o konuda bayağı bir sıkıntımız var. Yani büyük iş yerlerinin açılması bizim açımızdan. Hem veresiye daha ağırlıklı çalışıyoruz yani genelde. Bu da dönmüyor yani. Diğer yerlere kayış var. Birçok sektörü geziyoruz. Vatandaşlarımız bizden alışveriş yapsınlar, vatandaşlara söylediler. Büyük marketler dedi, her azda faydası yok, bizlere faydası yok. Bizlerden alışveriş yapsın dediler esnaflar. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani katılıyorum yani çünkü yani diğer yerlerden alışveriş yaptıkları zaman yani vergisi bile dışarı gidiyor. Yani şehrimize bir katkısı yok yani. Küçük esnaflardan alışveriş yapılmasını istiyorum kendi adıma. Devletimiz esnaflara kredi çıkardı. 30 bin TL. Bundan faydalanmayı düşünüyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz bu uygulamayı? Mantıklı buluyorum yani güzel bir uygulama fakat ben faydalanmıyorum. Daha önce mesela kredi kullandığımdan dolayı şu an onu alamıyorum yani kendi esnaf olarak onu kullanamıyorum. İşlerimiz iyi değil dediniz. Eskiden daha iyiydi. İşlerimizin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Devletten, odamızdan, büyüklerimizden neler bekliyorsunuz? Önce de adalet bekliyorum. Mesela kendi adıma mesela bu büyük marketlerin almış olduğu fiyatları biz alamıyoruz. Yani buna bize bir sahip bekliyoruz. Bir düzenleme bekliyoruz. Yani onların aldığı fiyatlar bizden çok farklı yani. Biz o fiyatlara, o imkanlara ulaşamıyoruz. Yani bunun artık gerekli kim ne yapacaksa bir çalışma yapılmasını istiyorum kendi adıma. Vakıflar Odası'na kayıtlısınız. Oda Başkanım sizleri ziyaret ediyor mu? Sorunları dinliyor mu? Yetkili mercilere ilettiğini düşünüyor musunuz? Yani genel anlamda iletişimini düşünüyorum fakat hani çözüm bulunmuyor. Mesela ben bu seyyar satıcılar konusunda mesela şu an benim durduğum caddede mesela pazar kuruluyor. Yaklaşık ayda 4 gün, yılda 48 gün yani bu 2 aya tekabül ediyor. Mesela yol kapandığı zaman benim alışverişim çok düşüyor yani. Buna büyük bir sıkıntı yaşıyorum. İsmim Arif Cengiz. Kaç yıldır bakkallık yapıyorsunuz? 1994'ten beri bakkallık yapıyorum. Aksaray Mahallesi'nde, eski ismiyle Yığınki'de. İşleriniz nasıl? İşlerimiz Allah'a çok şükür şikayetçi olmayak ama tabii ki eski işlerimiz yok. Mahallemizin yani kenar semt olmasından dolayı halen daha bakkal şeyinin devam etmesinden dolayı tabii alışveriş gücünün düşük olduğu için işte iyi bir potansiyelimiz var. Halen daha bu mahalle bakkalı sistemini devam ettiriyoruz. Tabii bunun yanında işte esnaf arkadaşlar olarak çok şikayetlerimiz var. Şikayetlerimiz derken yani artık küçük esnafa artık bırak git gibi bir pozisyona getirdiler. Her türlü zorluğu küçük esnafa çıkarırlar. Yani bugünün şartlarında esnaflık yapmak artık zor. Yani bugün 20 sene önce ben esnaflık yapacağım dediğin zaman gördüğün imkanları, devletten gördüğün imkanları şimdi görmek mümkün değil. Her geçen gün yeni vergiler, yeni şeyler işte yani bir an önce bırak, bu işi bırak, git diye artık zorlama yapıyorlar. Neticede de böyle giderse bir an fazla zaman sürmez. Küçük esnafın çoğu zaten 24 sene, 22 sene önce benden beraber esnaflık yaptığımız arkadaşların ben geçen gün Sebzalinde halinde de böyle bir şeyini yaptık. %80'i yok. Bıraktılar bu işi. Yani ne anlatayım yani küçük esnafın durumu çok şey. Şimdi krediler çıkıyor, şeyler verilişi. Şurada 30 tane esnaf var Aksaray Mahallesi'nde. 30 demeyek de yani 28, 29 neyse. Şimdi 29'una da sorun. Mesela herhangi bir şeyden devletin verdiği bir şeyden yararlanan bir tane bulamazsınız. Göremezsiniz. Yani durumumuz budur. Sizden önceki esnaflarımız büyük marketler bizi çok etkiledi dedi. Büyük Siz marketler neler söyleyeceksiniz? bizi tabii ki çok etkiledi. Nasıl etkiledi? Şimdi mahalle bakkalı şu anda mahallenin sigortası.
Adam alır şeyini, her şey kredi kartına dönmüştür. Gider alışverişini yapar. Gelir, ay sonu yaklaşır. Gelir, mahalle bakkalını sigorta olarak görür. Ne yapar? İşte sigarası biter, cebinde parası yoktur, yollar git mahalle bakkalına. Ekmeği şey olur, mahalle bakkalına. Mahalle bakkalı şu anda mahallenin sigortasıdır. Zaten şu anda gelir düzeyi olarak düşündüğün zaman bugün en basit inşaat işçisinin cebinde 5 tane kredi kartı var. Ve bunların hepsi de borçlu. Adam yazın inşaatta çalışır, yaz boyu, kışın yatar, kışın alır, yazında ne uğrar, ne sorar, ne gelir selam verir. Yani mahalle bakkalı, anlayacağım, mahallenin sigortası. Size bakkal amca derlerdi. Veresiye çoktu sizde. Yani. Eskiden yani. Vatandaşım gelir veresiye yazdır, sonra parasını size verirler. Yani. Şimdi yine bu şekil, veresiye devam ediyor mu? Ya eskisi gibi yok tabii. Eskisi gibi yok. Yani eskiden mesela şöyle bir şey vardı. Vatandaş geldiği zaman vatandaşa yok deme hakkımız yoktu. Niye yoktu? Ya şimdi bu vatandaş gelmiş, kış çalışmıyor. Acaba evinde ekmeği var mı, şeyi var mı? Yani vicdanen bir vicdan terazisinde bunu tartardık. Ama şimdi onu kaldırdık. Niye? Çünkü o vatandaş olmadığı zaman gelir. Biz bunun bilincindeyiz. Olduğu zaman vatandaş ne yapar? Gider büyük markette gezer, tozar veyahut da şey der. Olmadığı zaman da mahalle bakkalının kapısını çalar. Artık yani eskisi veresiye yok. Ben 4,5 senedir defterime yeni isim yazmamışım. Veresiye defterim. Ve her geçen gün de veresiye defterini artık da herhalde rafa kaldıracağız yani bu gidişatla. Çünkü şartlar öyle getiriyor. Sizin sektörünüzde olduğu gibi başka sektörlerde de vatandaşlara seslenerek bizden alışveriş yapsınlar. Paramız bizde kalsın, Elazığ'da kalsın. Vatandaşlara seslendiler. İşte siz neler söyleyeceksiniz? Ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi bizim insanımız bilinçli tüketiciden çalışmak çok güzel. Bilinçli tüketici nedir biliyor musun? Bilinçli tüketici, ben bugün isim vermek istemiyorum market olarak. Falan market, falan işte marketler zinciri diyek. Adam bir maydanozunu bile sebze halinden gelir alır. Ve bu neye yansır? Benim köylüme yansır. Filan market, ya adamın Elazığ'dan bir tek çöp şeyi yok hemşerim. Vatandaş bunu düşünmesi lazım. Vatandaş bunu yani bir alışması lazım. Ben bir bakkal olarak mesela müşterilerimin çoğuna da şey yaparım. Ya falan marketlerden alın kardeşim. Niye? Bu adam bütün sebzesini gelip benim sebze halimden alıyor. Aldığı zaman ne oluyor? Benim köylüm kazanıyor, benim nakliyecim kazanıyor, benim efendim işte kazanan da kazanıyor. Yani 3-4 elden şey geçiyor. Diğer falan market. Adam gelmiş 10 tane 15 tane şube açmış. Bir tek çöpünü Elazığ'dan almaz. Bir tek Elazığ'a faydası yok. Elazığ'ın kaynağını toplar, doldurur telise, alır gider. Yani bunu Elazığlı görmesi lazım. Bunu Elazığlı'nın artık bir ölçüp biçmesi lazım. Yani bir Elazığ insanı olarak biz bunu yapmıyoruz. Yani nasıl diyeyim? Şimdi bugün biz, şimdi örnek vererek şey etmek istemiyorum. Mesela Malatya'dan bizi kıyasladığımız zaman Malatya sanayisi olsun, Malatya organizası olsun misal şeyde. Buradan adam Malatya'dan buraya kırtasiye malzemesini atıyor şeye, minibüse getirip burada satıyor. Düşünebilir misin? Ya benim kapımdan günde 10 tane Elazığlı geçiyor. Benim komşum eğer derse ki ya işte Allah rahmet etsin, yani şimdi ben kitap yazsak bu 20 senede bir kitap oluşur. Öyle karşılaştığımız mahalle şeyinde bir gün bir tanesi Allah'ın rahmetine kavuştu. Burada hanımının yanında ne dedi biliyor musun? Bak dedi kadın, hanım, tek bir şey de olsa başka yerden aldığınızı duymayan. Çünkü yarın affedersin aç kalırsak yarın bu kapıya dayanırız. Yani ne olursa buradan alacaksınız. Niye? Mahalle bakkalı çünkü her zaman için çalınacak ilk kapıdır. Adam şeyini yatıramamış, elektriğini yatıramaz getirir der ki ya elektriği yatıramadım. İşte elektriğimi kesecekler. Ya mahalle bakkalına. Ya işte efendim şunu yapamadım. Ya falan tamir ettim işte git bakkaldan al sonra veririm. Yani biz aynı zamanda burada bir işte şey görevi yapıyoruz. Ama mahallenin böyle garantisi, sıkıştığın zaman kafayı vuracağın yer. 10 dakika önce gelseydiniz bir teyze burada, daha işin şeyinden değil. Dedi oğul, dedi oğlan elektriği yatıramamış. Elektriğini kesecekler. 100 lira bana para ver. Keşke burada olsaydı biraz sırtı dönük çekseydiniz. Verme, veremem deme hakkım yok. Diyemem yani, onu veremem dediğim zaman vermek zorunda mıyım? Hayır. Ama bunu bir büyük markette yapabilir misin? Bunu bir büyük şeyde yapabilir misin? Adam 2 liralık alışverişte parayı ödemediğin zaman arka kapıdan yollar. Yani mahalle bakkalının vatandaş, bu mahalle bakkalı demeyelim ya buna. Küçük esnafın kıymetini bilmesi lazım.
Yani bu fırında olur, bakkalda olur, gasapta olur, ne olursa olsun. Yani küçük esnafın, vatandaşa ricam, küçük esnafın kıymetini bilsin. Yani küçük esnafı ayakta tutabilmek için elinden geldiği kadar mücadele etsin. Bugün o büyük esnaf, büyük bakkal dediğinizde de inancınız olsun, çoğu fiyat karşılaştırmalarında belki beleş olarak görünüyor ama mahalle bakkalından daha da şey olarak geliyor. Belki bu şöyle alışveriş yani şeyi kültür olarak şey geliyor ama bizim kültürümüzü yaşatmak için ufak esnafa sahip çıkalım. Ben Erkan Çaykara. Kaç yıldır bakkallık yapıyorsun? 16 senedir bakkallık yapıyorum. İşleriniz nasıl? İyi Allah'a şükür. Yani şu anda iyi. Bazı sıkıntılar var tabii ki. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ya mahalle çok göç veriyor. Girenler elit kesim gidiyor. Gelenler hep Suriye. Yani Suriye, Irak. Sıkıntılar büyük marketlerin oluşu. Tabii ki küçük esnafı biraz işlerin düşmesi. Bayağı işler düştü. Esnaflarımız genelde direkt büyük marketlerden alışveriş yapıyorlar dedi. En çok etkileyen bu oldu. Birçok sektörü etkiliyor büyük marketler. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii büyük marketler bayağı etkiledi. İster istemez işlerde düştü bayağı. Yani bir de kış mevsimi. Kış mevsiminde daha da düşüyor işler. Yazın biraz daha canlı. İnşaat sektörü daha canlı. Kışın biraz daha zaf. Evet. Devletimiz küçük esnaflara 30.000 TL kredi verecek. Evet. Belki siz de faydalanırsınız bundan. İnşallah. Evet, işlerinize katkısı olur mu sizce? Daha iyi olur mu? Yani illa bir canlılık olabilir belki. Yani 30 TL pek bir şey değiştireceğini zannetmiyorum ama inşallah olur yani. Evet, eskiden sizlere veresiye vatandaşlarımız yazdırırdı. Evet, evet. Kredi kartı çıkmasıyla tabii ki bu azaldı. Evet. Eskisi gibi size veresiye yazıyorlar mı vatandaşlarımız? Yazar. Çünkü eskiden onun için çoğu vatandaşımız sizlere gelirdi. Bir de vatandaşlarımız, esnaflarımız, sizden önceki esnaflarımız alışveriş yapsınlar bizden. Bizim paramız dedi başka illere gitmesin. Bizler sonuçta Elazığlıyız. Evet. Paralar bize gelsin. Aynen. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi zaten küçük esnaf veresiye olmadığı zaman iş yapamaz. Yani veresiye biterse işler de biter bence. Küçük esnaf yine iyi kötü veresiyle iş yapıyor bence. Yani veresiye olmadığı zaman küçük esnaf hiç iş yapamaz. Mahalle de fakir, gariban bir mahalle. Veresiye vermediğin zaman sen iş yapamazsın. Evet. Eskisi gibi işlerinizin olabilmesi için yetkililere neler söylemek istersiniz? Size ne gibi katkı sağlayabilir? Vallahi yetkililer bu mahalle kentsel dönüşme inşallah girer, girmiştir zaten. Allah'ın izniyle iyi olacaktır. 50 yıllık esnafım ben burada Aksaray'da. İşleriniz nasıl? Çok şükür idare ediyoruz yani yağımıza kavuruyoruz. Evet, 50 yıllık esnafım dediniz Aksaray'da. Eskiden işleriniz nasıldı? Şimdi nasıl? Şimdi dönem dönem farklı oluyor tabii. Şimdi Özel'in döneminden şimdiki dönem bir değil. Fark ediyor. Gittikçe işlerimiz durgun yani. Sizce işlerinizin azalmasının sebebi nedir? Azalmanın sebebi fazla market açılmasından. Bir firmanın 10 tane gibi tane marketi var. Mesela bir BİM köşe başı BİM açmış. Şoka başı çok açmış. Ne bileyim buna benzer çeşitli marketlerden dolayı kaynaklanıyor bu nedenle. Sizden önceki esnaflarımız ve birçok esnafımız dedi vatandaşlara seslenerek bizden alışveriş yapsınlar dedi. Paramız başka illere gitmesin dediler. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de ya ben de aynısını söylüyorum. Ben de aynısını. Şimdi Elazığ'ın parası niye İstanbul'a gitsin? Yahut İzmir'e gitsin, Bursa'ya gitsin. Daha başka illere gitsin. Elazığ'da kalsın. Aksaray'da esnafsınız. Aksaray'da esnaf çok mu? Bakkallık yapan yok, kişi çok mu? Yok, normal. Fazla bir esnaf yok Aksaray'da. Esnaf Aksaray kırsal bir kesim. Öyle fazla yani gelir olan bir vatandaş yok. Bakkallar Odası'na kayıtlısınız. Evet. Oda başkanımız sizleri ziyaret ediyor mu? Evet. Sorunlarınızı dinliyor mu? Yok, dinliyor. Sağ olsun haftada bir mesaj da çekiyor bize. Olan şeyden haberimiz de oluyor. Geçen mesela çekmişti. Dosya hazırlayın. İşte devletimiz 30 milyar kredi veriyor. Bundan bizi bilgilendirdi. Bazen şeyler mübarek gecelerde bizi arayıp mesaj çekiyor. Sağ olsun. Devletimiz size söyledi bence 30.000 TL kredi verecek. Evet. Onu kullanmayı düşünüyor musunuz? Ya da faydası olur mu sizde? Faydası sizden olur tabii. Niye olmasın? Şimdi 30.000 lira benim için büyük bir para ya. Büyük bir para yani. Şimdi 30.000 lira 30 kalem mal dükkana girer. Dükkanınız bayağı büyük maşallah. Yok dükkan çok şükür. İşte evet, 50 büyük, yıllık birikim bu. Evet, bir büyük market kadar ürün var.
Evet. Vatandaşlarımız talepte bulunuyor mu yani? Geliyorlar mı sizlere? Yok, geliyorlar. Şimdi Aksaray'da arayıp bulamadığını benim burada buluyor mesela. Eskiden vatandaşlarımız gelir veresiye yazarlardı size, bakkal amcalarına. Yine halen var veresiyemiz. Evet, kredi kartının çıkmasıyla bu azaldı da yine yok. Veresiye yazıyorlar mı size? Var var, halen devam ediyor. Bizde devam ediyor. Hasan Doğan. Evet. Kaç yıldır bakkallık yapıyorsunuz? 15 yıldır buradayım ben. Evet. İşleriniz nasıl? İş yoktur. İş eski... 4 yıl önceye kadar normaldi, şu anda iş yok yani. Özellikle tatil günlerinde yatıyoruz yani. İşlerinizin azalma sebepleri nelerdir? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ya, genellikle bu büyük marketlerin şehire yerleşmesiyle işler bizde azalmış yani. Evet, büyük marketler ne kadar etkiledi sizi? Bir de vatandaşlarımız, sizden önceki esnaflarımız bizden alışveriş yapsın dediler. Evet. Büyük marketlerden yapmasın dediler esnaflarımız. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya oğlum, ne diyebiliriz ki yani? Şimdi herkes sordur, herkes istediğin yerde alışveriş yapabilir. Yalnız büyük yerler bizi çok etkilenmiş yani. Fiyat farklılığı mı var büyük marketlerle sizlerin arasında? Fiyat farkı diğerlerinden hemen hemen hiçbir fark yoktur. Yani ya 10 kuruştur ya 15 kuruştur ya 20 kuruştur farkı. Neler yapabilir eski işlerinizin aynısı olabilmesi için? Vallahi neler devlet yapabiliriz? Şehir dışına, özellikle şehir dışında önceden yaptığı hata, hükümetin şehir dışına alınması lazım diye. Büyük marketler. Her yerde öyledir, Avrupa'da da öyledir. Şehir içinde büyük market yoktur. Evet, bakkallar odasına kayıtlısınız. Oda evet. Başkanımız sizleri ziyaret ediyor mu? Sorunlarınızı evet. Dinliyor mu? Geliyor. Senede bir kere, iki kere geliyor yani. Allah razı olsun. Yani kapıda bile bazı bizi soruyor yani. İsmail Tekbaş. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsun? 11 yıldır. Evet. İşleriniz nasıl? Valla son 4-5 yıldır bayağı bir düştü bu ulusal marketlerin mahalle içerisine girmesinin sebebiyle. Bayağı bir sıkıntı var yani ufak esnafın. Yani artık eskisi gibi küçük esnafa talep yok. Büyük marketler, büyük alışveriş merkezleri tamamen malum piyasayı biraz bozdu yani. İfadesi gibi artık yani şey olarak görüyorlar. Yani zaruri giderlerini, yani aile, kardeş, mahalle bekçiliği muhabbeti bitti. Artık insanlar eskiden evin anahtarlarını falan bize teslim ederlerdi. Ne bileyim, bir hastası olduğu zaman aracımızla, vasıtamızla götürü bırakırdık. Malum şu an Sürsürü Mahallesi'nde gördüğünüz gibi 200 metre ileride piyasanın dengesini bozdu. Artık eskisi gibi değil. Vatandaşlarım sizce neden büyük marketleri tercih ediyor? Fiyattan dolayı mı? Ya fiyattan değil de artık bir Elazığ vatandaşı halkı alışmış yani. Büyük bir markette sepetten çaroyla, çocuğuyla, parkta, luna parkta ne bileyim bir oyun alanı var. Geniş bir alan. İstediği ürünü bulabilme imkanı var. A'sından Z'sine kadar her şeyini bulabilme imkanı var yani ondan dolayı. Küçük bakkallar 3-4-5 bakkal birleşip bir market açsa, rekabet etse olabilir mi sizce? Elazığ piyasasında mümkün değil. Mümkün değil yani Elazığ piyasasında mümkün değil. Esnaflar arasında birlik, beraberlik nasıl bakkallar arasında? Var, kendi aralarımızda konuşuyoruz. Yani bu tür konuları gündeme getiriyoruz ama vay nefsi muhabbeti var. Herkes kendine çekiliyor. Herkes bir tarafa ayrılıyor. Yani sözde var ama ifade eden kimse yok yani. Eskiden sürekli veresiye yazılırdı. Veresiye defterleri vardı bakkallarda. Devam ediyor mu? Kredi kartının çıkması ile biraz azaldı da. Makinelerimiz var, veresiye defterlerimiz var. Yine de var yani, veresiyemiz var yani. İster istemez oluyor. Evet, bakkallar odamıza kayıtlısınız. Evet. Oda başkanım sizleri ziyaret ediyor mu? Sorunlarınızı dinliyor mu? Yetkililer ilettiğini düşünüyor mu? Muhakkak odanın çalışma yaptığına inanıyorum ben. Sayın başkanımızın boş durmadığına inanıyorum ben. Evet. Son olarak işlerinizin daha iyi olabilmesi için eskisi gibi neler yapılabilir? Devletten neler bekliyorsunuz? 30 bin TL'lik kredi verecek devletimiz, evet. Küçük esnafa. Bundan faydalanmayı düşünüyor musunuz? Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Ya zaten malum şu anda küçük esnafın piyasada var olan bir çemberi daralmış. İş imkanı yok, ödeme imkanı yok. Bugün %80 bakkallara gitmiş olsanız bitmiş ve bırakmış bir seviyeye gelen bir vatandaş var burada. Yani kredinin pek fazla bir şey etkileyeceğini değil de büyük marketlerin en azından belli bir gün kapanması yahut da şehir dışına verilmesi ufak esnafa bir kalkınma olur.
Evet sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programında bu hafta bakkal esnaflarını konuk aldık. Onların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Esnaflarımız genelde büyük marketlerden şikayetçilerdi. Onların şehir dışına alınmasını istediler. Kendilerini çok etkilediğini söylediler. Ve birçok sorunları vardı bakkal esnaflarımızın. Programımızın sonunda da Bakkalar Odası Başkanımız Cebrail Top Başkanımızın yanındayız. Başkanımıza esnaflarımızın sorunlarını, sıkıntılarını soracağız. Onların çözüm önerilerini soracağız. Evet başkanım, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca kendiniz ve odanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ben öncelikle kendimi tanıtmadan önce bu programı uzun yıllardan beri sunduğunuzdan dolayı kesintisiz olarak gerçekten hem bizleri esnafımızla veya hem kamuoyuyla buluşturduğunuz için ben size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli olduğunu ben inanıyorum. Sürekli takip ediyorum. En azından sorunlarımız, sıkıntılarımız kamuoyuyla paylaşmış oluyoruz. Yetkili mercilere de vermiş olduğum mesajlar yerine ulaşacağını zannediyorum. Ben 2002 yılından beri Bakkal Odası Başkanlığı'nı yapmaktayım. Yaklaşık bir tek bakkal değil, manav, şarküteri, kantinciler, büfeciler, manavlar, şarküteri gibi en büyük odanın temsilcisi bulunmaktayız. Tabii ki sizin dediğiniz gibi bakkal esnafımız, esnaflarımızın gelen sorunları çok fazla da bakkal esnafımızın daha çok sorunları, sıkıntıları yaşanıyor. Ülkemizde ne kadar krizler meydana gelmiş olsa her türlü krizlerden etkilenen kesim bakkal esnafı. Özellikle sizler de sahada çalışmalarınızın neticesinde bunu görüyorsunuz zaten. Bildiğiniz gibi en önemli etkenlerden biri de marketler yasası, büyük AVM'ler. Tabii ki esnaflarımızda burada bir bilgi kirliliği de var. Bu AVM'lerle ilgili yasa çıktı. Tabii ki esnafımız işte şehrin içine dışına çıkacaktı, niye çıkmadı? İşte pazar tatili vesaire bunun gibi kulaktan duyma bilgileri var. Ancak 29 Ocak 2015 tarihinde bu AVM yasası çıktı. Ancak AVM yasası çıktı ama küçük esnaflarımızı, esnaf sanatkarlarımızı ilgilendiren, onları rahatlatan herhangi bir madde yok. Tamamen şehir içinde kalacaklar, mevcutlara dokunmayacaklar. Sadece yeni açılacak AVM'lerde esnaflarımıza %5 kısmını orada esnaflarımız gidip iş yeri açabilecekler. Bu haliyle bizim küçük esnaf sanatkarlarımız hem bakkal esnafı hem diğer meslek grupları yani gidip o AVM'de inan onların kirasını verebilecek durumda değiller. Ya tabii ki bizim çalışmalarımız devam ediyor. Yani bu yasa çıktı ama bu yasayı tekrar yeniden çalışmalarımız neticesinde yeni bir düzenlemelerle ilgili en azından bizim istediğimiz cumartesi, pazar tatili uygulamasını, mesai saati uygulaması getirilmesini istiyoruz. Bu yasanın çıkması tabii ki esnaflarımızı rahatlatacaktır. Ancak tabii ki bu esnaflarımızı bu AVM'ler büyük alışveriş merkezleri dediğimiz mahalle aralarına girdi. Şu onlar da bize özendirir biliyorsunuz. Şehrin tüm mahallelerinde putrak gibi her sokağın başında 20-30 tane şube açtılar. Bunlar esnaflarımızı çok çok etkiliyor. Ancak benim burada söylemek istediğim Elazığ halkına ve kamuoyuna ya Allah aşkına kendi kanından, kendi canından olan esnaflarını tercih etsinler. Bakkal esnafını tercih etsinler. Orada çok pahalı satılıyor ve burada çok ucuz satılıyor anlamı yaşanmıyor. Sadece bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Yani bildiğiniz gibi kredi kartların bu kadar mağdur olması, intiharların, boşanmaların sebepleri hepsi kredi kartlarından biliyorsunuz. Bilinçli alışveriş yapmamaları. Kaldı ki ben her zaman bu mikrofonun da aracılığıyla şunu söylemek istiyorum. En azından şarküteri dediğimiz sebzesini, meyvesini, etini, yoğurdunu, sütünü, peynirini
buna benzer ürünlerinizi bakkalınızdan alışveriş yapınız. Çünkü buradan alışveriş yaptığınız takdirde hem köylünüze, hem çiftçinize, hem kendinize hizmet etmiş olacaksınız. Bu para kendi aranızda dönecek bir para olduğu gibi bir de organik bir ürün olduğunu söylüyoruz. Bu kendi ürünümüz. Şu an marketlerde bildiğiniz gibi yoğurt satılıyor. Bir aylık, 15 günlük yoğurt. Söylenesi tabiri ise kerpiç gibi yoğurt. Yani ne ekşemiş ne bir şey. Hastalıktan atması nelerdir? Hep bu AVM'lerde yapılan alışverişler. Ekşen yoğurt zaten yani, organiktir. Etine bakıyorsun nereden kestiği belli değil. Menşesi belli değil. Sütüne bakıyorsun gene öyle. Peynirine bakıyorsun gene öyle. Bunlar haliyle bu marketler tabii ki insanlarımızı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Evet, konu buradayken başkanım mesela örnek verebilirsek Sivas ilinde ulusal marketler büyümüyor. Mesela oranın vatandaşları Sivaslı esnaflardan evet. Alışveriş yapıyor. Vatandaşların en büyük şikayeti de bu oldu. Dedi biraz Elazığlılar sahip çıksın bize dedi. Dedi mesela dedi bir elektrik parası mesela cebinde olmadığı zaman gelip bizden istiyorlar evet. Diyor. Mesela anahtarını mesela bize veriyorlar. Yani burada en büyük sorumluluk ben tabiri caizse ben bunu söylemek istiyorum. Bize düşüyor. Vatandaşlara düşüyor. Bu konuda Elazığlılara neler söylemek istersiniz? Bir oda başkanı olarak. Biz bu konuyla ilgili afişler hazırladık. Tüm Elazığ halkına dağıttık. Bundan sonra da çalışmamız devam edecek. Yani sizin dediğiniz gibi yani bu mesleğin yok olmaması için inan bizim şu mesleğimiz gelecekte kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına girmiş durumda şu anda. Bununla ilgili dedim ya yani paran çocuğa harçlık verecek veya bozuk parası yoktur veya o gün cebinde parası yoktur ve elektrik parası kesilmiştir. Aile reisi evde yoktur. Çocukları eşi evdedir. Yani mahalle anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Yani düşünün evin anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Arabamızı teslim ediyoruz orada. Yani mahallenin bekçisi olan bakkal amcalarımıza bu konuda bizler her zaman mikrofonunuzda sizin basında olsun, toplumda olsun. Bizim dışımızda esnaflarımızın da bu konuda esnaflarına, kendi müşterilerine bu şekil bilgilendirilirse, bilinçlendirilirse bunu çözeriz diye düşünüyorum. Yani eskiden bir kültürümüz vardı. Yani akrabamızdan, eşimizden, dostumuzdan bu dinimiz de bunu emrediyor. Evet. Şimdi ulusal marketlere bakıyorsun, çalıştırdıkları adamlar kimler? Elazığ'da herhangi bir yatırımı yok, bir istihdamı yok. İşsizliğin artmasına sebep olmuşlar. Sadece iki kişiyle büyük marketi çalıştırıyor. Aldığı paralar hemen hepsi genel merkezlerine gidiyor. Halle bu ilimizi zaten ilimizde tarım da yok, hayvancılık yok, sanayiyi bitirdi. A market açıyorlar, bakkal dükkanı açıyorlar. Yani buna bir dur demek lazım tabii ki. Durdurmamız lazım. Eğer bunu yasalarla biz durduramıyorsak halkımız durdurması evet, gerekiyor. Mesela siz mesela birliğimiz olarak tüm oda başkanları olarak mesela bir öneride bulunsak. Yani esnafımıza dönme kampanyası başlatsak böyle iyi olmaz mı sizce? Destekler misiniz? Tabii ki çok desteklerim. Çok haklısın. Çok güzel bir soru soruyorsunuz. Bu sadece bizim bakkal esnafımızı ilgilendiren tüm bir konu da değil. Sektörü etkiliyor. Tabii ki yani 57-60'a yakın meslek dalını etkilemiş durumda. Tüm oda başkanlar dediğiniz gibi böyle bir platformda böyle bir sürekli böyle bir çalışma yaparlarsa, bir çalıştay olursa tabii ki orada kamuoyuna bir ses getirmiş olur. Haliyle şimdi bakkal esnafının durumu iyi olmuş olsa gidecek ayakkabı alacak. Ayakkabıcı esnafımız durumu iyi olursa gidip berberde tıraş olacak. Evet. Ve o gün gidip Harput'a çıkıp öğle yemeğini orada yiyecek. Yani haliyle bu kendi içerimizden dönen para yani ilimizi kalkındıracaktır. Ama ne oluyor haliyle? Buradaki çok büyük paralar gidiyor Cemil Bey bildiğiniz gibi değil. Bu konuda dediğiniz çok haklı. İnşallah bunu birlikte hareket ederiz. Birlik başkanının başkanlığında bu tür çalışmaları yapmamız lazım. Artık çünkü yasayı biz beklemeyeceğiz. Evet yasa çünkü evet. Yasa çünkü biz gezdik Aksaray'da Hicret'te aynen. Bir sürü mahalleyi gezdik. Yani adamın sadece bir kasa domatesi, 3 evet. Kilo biberi ve 3 tane kolası var dükkanında. Ve vatandaşı bekliyor evet. Alışveriş yapması için. Evet ama hükümetimiz evet. 30 bin liralık kredi çıkardı.
Esnaflara dağıtacaksın. Odanıza da mutlaka bir başvuru vardır. Evet, yani, bu konuda ne kadar etkiler var esnafımızın durumunu? Tabii 7 Haziran'dan sonra mevcut hükümetin seçim beyannamesinde bizim esnafımızla ilgili herhangi bir tanım yoktu. Çok şükür 1 Kasım seçimlerinde özellikle esnaflarımızdan, emekli olan esnaflarımızdan %10 kesinti kaldırıldı. Önemli çok bizim esnafımız için. İkincisi her esnafımıza 30 bin lira faizsiz kredi verilecekti. Bu da bizi çok mutlu etti. Özellikle benim esnafımı. Ben öyle düşünüyorum. Ben bunu başbakanımızla bu bir ilk seçim beyannamesinde de duyduğumda çok mutlu olmuştum. İlk eylem planında 1 Ocak'tan itibaren başlayacak olan 30 bin lira faizsiz kredi bizim esnafımıza çok bir can suyu, can simidi gibi kurtaracaktır. Bunları en az bugün kapatacak esnaflarımız, esnaf iş yerlerini 5 yıl demek, 10 yıl demek esnaflarının yaşaması demektir. 5 yıl geriye dönük 3 ayda bir ödeme şartıyla tamamen hiç faiz yok. Bununla ilgili ben bunları beklemeden esnaflarımın tüm dosyalarını aldım, mesaj attım üyelerime. Bu konuda her esnafın burada faydalanması için canla başla gece gündüz şu anda biz çalışıyoruz. Dosyalarımızı hazırladık. Yeter ki şu anda 1 Ocağı bekledik. İnşallah pazartesinden sonra ödemelere başlayacağız. Bu esnafımızı çok rahatlatacaktır tabii ki. Evet başkanım, oda olarak gıda sektörü temizlik çok önemli, hijyen çok önemli. Hijyen eğitimleri basında duyduğumuz kadar çok veriyorsunuz. Kaç kişiye eğitim verdiniz? Kaç kişiye belge verdiniz? Konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ben göreve geldiğimden bu yana tabii ki esnaflarımıza eğitime çok önem verdim. Yenilemeler gerektiğine söyledim. Yani bu büyük marketler karşısında kendilerini yenilemesi lazım. Çünkü artık eskisi gibi her şey olmuyor. Bununla ilgili yaklaşık esnafımızın %50'sine, %60'ına bir hijyen eğitimleri verdik. Çeşitli pazarlama konusunda, satış konusunda, mal alım konusunda yani sürekli toplantılar yapıyoruz. Bu belediye başkanımız göreve geldiğinden beri 3 defa esnaf buluşması yaptık. Esnaflarımızı nasıl rahatlatırız diye sağ olsun belediye başkanımızla çok ciddi çalışmalarımız oldu. Özellikle kaldırım ihlallerle ilgili olsun, büfecilere olsun, kayıt dışıyla olsun, ruhsat ihlalleri olsun bunun gibi sürekli 3 ayda bir mutat bir esnaflarımızla buluşuyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Zaten sadece bizim marketlerle ilgili sıkıntımız yok Cemil Bey. Bizim semt pazarlarıyla ilgili, kayıt dışıyla ilgili, il dışından gelen, özellikle gıda malzemesi getirip araçla satan, işte Aydın ilinden zeytin türü, Osmaniye ilinden çerez türü, Maraş ilinden baharat Antep türünden buna benzer, bunlar ilimizde çok yaygın. Bunlarla ilgili çalışmamız lazım. Bunlarla belediye zabıtasıyla ilgili çalışmalarımız diyalog halindeyiz. Çok şükür bunlarla ilgili bir yerlere kadar geldik. Ancak seyir satıcılarının sorununu çözemedik. Çünkü ilimiz çok göç alıyor. Niteliksiz göç alıyor. Ve göç de veriyor. Gelen insanların baktığın zaman hepsi kayıt dışı, seyir satıcı ve buna benzer. Bugün gezdim esnafların içerisinde Suriyelilerin ilimizde Suriye'den gelen insanların tabii ki yapsınlar yapmasınlar diye bugün bakkal dükkanları açtıklarını gördüm. Bayağı da var. Bunların hiçbir kaydı yok. Hiçbir bize bağlı vergi dairesinde herhangi bir şey yok. Zaten bunların TC'si de yok. Bunları kaydetme imkanımız da yok. Bunlar haliyle esnaflarımıza ürünler ne kadar kaliteli? Onun yani, sorgusunu da yapamıyorsunuz. Onu da yapamıyoruz. Halk sağlığına ne kadar önem veriyor onu da bilmiyoruz. Bunlarla ilgili denetim olması lazım. Bunlar geldiler, bunların altyapısı yapılmadan geldi. Hoş geldiler, sefalar gelsinler. Allah yardımcıları olsun. Tabii ki kolay değil. Ama gelip de burada bu işleri yapmaları doğru bence bulmuyorum. Bilmiyorum benim fikrim. Bunlar tarım arazilerinde, köylere daha yerleştirilmiş olsalardı daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet başkanım, esnaflara bu soruyu da sorduk. Bakkal odası başkanımız ne kadar sizleri ziyaret ediyor?
Çoğu esnafımız dedi Allah razı olsun sürekli olarak bizleri ziyaret ediyor. 7/24 telefonu açık. İstediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz. Bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Ne sıklıkla esnafları ziyaret ediyorsunuz. Cem Bey, tabii ki burada sadece oturmuyoruz kendi makamımızda. Kendi işlerimiz var. Onları takip ediyoruz. Diğer kamu kuruluşundaki tüm toplantılara katılıyorum. Tüm çalıştaylara katılıyorum. Federasyon çalışmalarına sürekli katılıyorum. Hiçbir yere mazeret, yani ciddi bir mazeretim olmadığı takdirde ben tüm toplantılarımı esnafımın, ilimin, Elazığ'ın faydasına olabilecek her toplantıya katılıyorum. Örnek verirsek tütün üskunda da bir görevim var. Sürekli oranda kaçak sigarayla ilgili çok mücadelem oldu. Oraya katılıyoruz. Tabii ki benim esnafım diğer meslek örgütleri gibi, meslekler gibi değil. Ta Kömürhan Köprüsü'nden başlıyor, Gülüş Köprüsü'ne kadar bizim esnafımız var. Her apartmanın dibinde, inan bakıyorsun Kazan Dairesi'nin orada bir iş yerimiz var. Gidip ziyaret etmemiz, edemediğimiz, elini sıkamadığımız esnaflarımız vardır. Onlar haklarını buradan söylüyorum, helal etsinler. Kolay ulaşamıyoruz. Ama zaman zaman tabii ki acılı günlerinde, özel günlerinde mutlaka bulunuyorum. Telefonlarım, cep telefonlarım dediğiniz gibi 7/24 saat açık. Hepsine telefon numaralarımı vermişim. Maliyede olsun, belediyede olsun. Ben duyarsız bir başkan değilim. Yani onların dertlerine dert edinen bir yapım var. Ve bu işi Allah rızası için. Ben sadece bana desinler Allah razı olsun. Benim için en büyük dua odur. Onu kendime destur edinmişim. Vicdanen rahatım. Akşamları yastığa kafamı koyduğum zaman bugün ne yaptım? Bugün esnafım ne durumdadır? İnan onların üzüntüsünü ve onun mutluluğunu yaşayan bir oda başkanıyım. Yani kendimi çok övmekle ve kendimi ifade etmekle çok hoşuma gitmez benim. Yani ama yasalarla ilgili mesajlarla hemen biz esnaflarımıza anında bildiriyoruz. Her konuda olsun. Faiz kredilerle ilgili olsun, yazar kasarla olsun, vergilerle olsun, kira stopajlarla olsun. Yani aklınıza gele, benim bugüne kadar esnafım bugün çıkan kanunlar içerisinde ben bu bir kanunu bilmiyordum, ben bu konuda zarar gördüm, ceza yedim diyen esnafım zor çıkar. Biz bu konuda esnaflarımızı bilinçlendiriyoruz, bilgilendiriyoruz. Evet, çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz başkanım. Belediye başkanımız Mücahit Yanılmaz göreve başladığı zaman Elazığ'ı seviyoruz, kaldırım işgaline son veriyoruz kampanyası başlattı. Evet. Ve sizin odanız da büyük bir destek vererek kaldırım işgaline son verdi. Son olarak da basında duyduğumuza göre sosyal medyadan sizin açıklamalarınızla belli bir kaldırım işgaline izin verdi belediyemiz. Konuda tam bilgimiz de yok. Evet. Onu konuda da biraz bilgilendirebilir misiniz başkanım? Şimdi belediye başkanımız dediğiniz gibi göreve gel gelmez kaldırım işgali, siz de az önce işgali dediniz. Biz işgalci değiliz dedik. Evet. Başkanım bu, hatta belediye başkanımız billboardlara dahi Elazığ'da kaldırım işgal etmiyorum gibi billboardlar hazırladılar Elazığ'ın çeşitli yerlerine. Biz bunlara tepki verdik, dedik başkanım biz işgalci değiliz. Ha, ihlal ediyoruz. O da sağ olsun değiştirdi işgali, ihlal yaptık. Doğrudur, ilimizde çok yaygındı kaldırım, ne belediyenin hakkı ne bizim esnaflarımızın hakkı. Orada o vatandaşın hakkı, orada kul hakkı var. Biz esnaflarımıza dedik ki bu kul hakkını riayet etmeniz gerekiyor. Ortak çalışmamız neticesinde sağ olsun esnaflarımız da bizi kırmayarak, belediye başkanımızın çalışmalarına destek vererek kaldırımlardan ana arterlerde özellikle şehrin cadde ve sokaklarında insanların geçemeyeceği yerlerde sıkıntı çeken yerleri hepsini kaldırttırdık. Baktık tabii ki esnafımızdan da olumsuz tepkileri geldi. Ya dedik burada bizim kaldırımlarımız 2-3 metre. Yani burada herhangi bir kul hakkı yok. Bununla ilgili belediye başkanımızla rica ettik. En azından insanların zarar görmeyeceği, halkımızın rahatlıkça yürüyebileceği yerlerde bir 40-50 santim bir mesafe aldık. Esnafımız da bu mesafe aldıksa 40 aldık. Bu sefer 60 oluyor, 70 oluyor, 80 olunca biz buna nasıl bir sınırlandırma getirebiliriz? İstişareler sonucunda belediye başkanımız ona bir çıkma yapalım dedi. Biz de olur dedik. Kabul gördü biz de. Şimdi esnaflarımızın yani belirlenen yerlerde özellikle Gazi Caddesi ve Hürriyet Caddesi gibi yerlerin dışındaki yerlerde yani az önce dediğim gibi
kaldırımı çok geniş. İnsanlarımızın rahat yürüyebileceği yerlerde 40-50 santim boyunda çıkma yaparak onların baharını inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Evet başkanım, seçim 1 Kasım seçimlerinden sonra hükümet kuruldu. Hükümetten sonra birlik olarak Cemil Erdem başkanımız birliğinde o da başkanlarımız Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir dizi çalışma gerçekleştirdiniz. O ziyaretler hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi o çalıştayımız şöyle oldu. 1 Kasım neticesinde biz burada ilimizi esnaflarımızın adına milletvekillerimizi tebrik etmek amacıyla ve esnaflarımızın sorunu sıkıntılarını da bir arada paylaşmak amacıyla Ankara'ya gittik. Sağ olsunlar. Onlar bizi güzel karşıladılar. Esnaflarımızı oda başkanlarımızla beraber sorunlarımızı, sıkıntılarımızı anlattık. 5-6 saat daha sürdü toplantı. Ben bu anlamda birlik başkanına bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Bu birlikteliğimizin sürekli milletvekilleriyle, daire müdürleriyle, ilim valisiyle, ilim belediye başkanıyla, yani bizlerle kimler temsil edilebiliyorsa, işlerimiz, iştiraklarımız kimlerle varsa bunun aslında olması gerekiyor. Bundan sonra da devamını da bekliyoruz tabii ki bu anlamda. Evet başkanım, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki aslında sorularımız çok çok fazla. Biz sadece bakkalların sorunlarına değindik. Manavlarımızın sorunları, büfecilerimizin sorunları, kantincilerimizin sorunları, pazar yerlerinin sorunları. Biz bunlara girmedik. İnşallah bu tarihlerde tek tek alacağız. Yeter. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben halkımızın başta söylediğim gibi esnaflarımıza itibar etmelerini alışverişte... Sözünü aldık başkanım zaten. Birlikte Elazığ esnaflarını kaldırmak için oda olarak tüm odalar bir çalışma başlatacağını sözünü aldık zaten sizden. Aldık da halkımızın da esnaflarımızı tercih etmelerini istiyoruz. Ben bu programı sunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet. Evet sevgili izleyenler, Söz Esnafta programında bu hafta bakkallar esnafının sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Son olarak da Bakır Odası Başkanımız Cebrail Top'un düşüncelerini aldık. Sıkıntılarının çözümü konusunda neler yapılabilir? Onu konuştuk. Programın çekiminde kameraman Ufuk Çakaroğlu'na, montajda Şület Anat'a çok teşekkür ederiz. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.